Herkese merhaba. Vodafone Smart Tab 3, Vodafone'un kendi markasını taşıyan 3. nesil Android tableti olma özelliği taşıyor. 2. nesil olduğu gibi 3. nesil tablet de Lenovo tarafından üretiliyor. 7 ve 10.1 inçlik iki farklı ekran büyüklüğüne sahip tablet çeşidini görüyoruz. Elimizde de 10.1 inç ekranlı Vodafone Smart Tab 3 bulunuyor. Vodafone Smart Tab 3'ün tasarımı bildiğimiz Android tabletlerin, 10.1 inç Android tabletlerin tasarımını andırıyor. Plastik bir kasaya sahip olan bu tablette 10.1 inç köşeden köşe uzunluğuna sahip TFT dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran 1280x800 piksel çözünürlüğe sahip, 149 ppi gibi bir piksel yoğunluğuna sahip. Ekran parlaklığının yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Güneş ışığı altında da bu ekran yeterli bir kullanım imkanı sunuyor. Görüş açıları TFT ekranı olduğu için fazla yüksek değil. Ekrana belirli açılardan bakmaya başladığınızda renklerin biraz koyulaştığını, ekranın görüşünün düştüğünü fark edeceksiniz. Ancak genel olarak Vodafone Smart Tab 3'ün ekranı, 1280x800 piksel çözünürlüklü ekranı tabletten optimum faydayı elde etmek için yeterli oluyor. Tabletin öncelikle tasarımına bakalım. 8.5-9 mm arasında bir kalınlığa sahip bu tabletin kasası ve genellikle giriş çıkışlar butonlar tabletin sol kenarına yerleştirilmiş durumda. Ses tuşları, micro HDMI portu var. Bu da zaten bu sayede tabletin ekran görüntüsünün harici ekranda yansıtılması olarak sağlanıyor. Micro USB portu bir kapak arkasında. Gördüğünüz gibi micro SD kart yuvası var. 64 GB'a kadar bellek kartlarını destekliyor ve mini SIM kart yuvası var. Bir mobil operatör tableti, adı üstünde Vodafone Smart Tab 3 ve HSDPA desteği var. 3.5G mobil geniş band desteğine sahip, yüksek hızda hareket halindeyken yüksek hızda veri bağlantısına izin veriyor. Böylelikle Wi-Fi'ye ihtiyacınız kalmıyor. Takacağınız bir SIM kartla veri iletişimini sağlayabiliyorsunuz. Tabletin altında ve sağ kenarında herhangi bir giriş çıkış buton bulunmuyor. Üstte de gördüğünüz gibi mikrofon, 3.5 mm kulaklık jack'ı ve güç butonu yer alıyor. Arkası noktalı bir dokuyla kaplı ve ortada gördüğünüz gibi Vodafone logosu yer alıyor. Oldukça şık bir arka görünüşe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Altta da tabletin üreticisi Lenovo'nun logosu var. Gördüğünüz gibi 5 megapiksel kamera mevcut. Bu 5 megapiksel kamera 1080p'ye kadar video kaydı yapabiliyor. Gördüğünüz gibi arkalarda da çift hoparlör yer alıyor Vodafone Smart Tab 3'te. Vodafone Smart Tab 3'te Android 4.2 Jelly Bean yüklü olarak geliyor ve bunun üzerinde çeşitli Vodafone servislerinin uygulamaların özel 3. parti uygulamaların yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Genel olarak Android'in temel kullanıcı arayüzüne bağlı kalınmış. Gördüğünüz gibi uygulama menüsünde herhangi bir özelleştirme yok. Aynı şekilde ayarlarda Android'in tablet arayüzünden alıştığımız gibi. Ancak ana ekrana baktığımızda ana ekranda çeşitli Vodafone özelleştirmelerinin olduğunu görüyoruz. Öncelikle arka plana baktığınızda özel bir Vodafone duvar kağıdı var. Başlangıçta sizi bu ekran karşılığı bu ekranda gördüğünüz gibi bir saat bileşeni var. Bu saat bileşeni analog saat görünümünde ve üzerinde tarih, konum ve hava durumu bilgileri yer alıyor. Yine Google Play'den yüklediğiniz en son uygulamalar ana ekrana yerleştiriliyor. Tabii bu Google Play'in özel bir ayarı, kapatabilirsiniz isterseniz. Farklı giriş panellerini görüyoruz. Bu giriş panellerden bir tanesi düzenle. Gördüğünüz gibi bir takvim bileşeni var. Altta da ofis uygulamaları, Kingsoft Office, çeviri, dosya yöneticisi gibi sizin iş hayatınızda çalışırken ihtiyaç duyabileceğiniz uygulamalar mevcut. Diğer bir panel, sosyal başlıklı panel. Burada Facebook'a gönderi yapma bileşenini görüyoruz üstte. Altta Facebook güncellemelerinin gösterildiği bir bileşen var. Hemen altında da gördüğünüz gibi Gmail, Twitter, Hangouts ve Google Plus gibi sosyal medya ve iletişim bileşen uygulamalarının kısa yolları bulunuyor. Keşfet adındaki bir sayfada ise, giriş panelinde ise gördüğünüz gibi Vodafone Smart Tab 3 hakkında çeşitli bilgilerin verildiği bir bileşen görürüz. Yine burada internet tarayıcısı, Wikipedia gibi uygulamaların da kısa yolları mevcut. Multimedya uygulaması da multimedya bileşeninde, giriş panelinde gördüğünüz gibi müzik çalar uygulamasının kontrolleri, aynı zamanda galeri, video oynatıcı gibi uygulamalarda kısa yollar bulunuyor. Video oynatıcıya bakalım. Tablette yer alan 4 çekirdekli işlemci, Cortex A7 tabanlı MediaTek işlemci, 720p içerikleri oynatmak için yeterli. Gördüğünüz video 720p kalitesini ve tabletin de zaten 1280x800 piksel çözünürlüğü ekranına gayet uygun, izlemek için yeterli olacaktır. 720p videoları bu tablet Vodafone Smart Tab 3 düzgün şekilde gösteriyor. Bu da hareket halindeyken
yüksek çözünürlüklü HD videoların keyfini yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Bunu söyleyelim. Onun dışında yine tabletin 5 megapiksel kamerası var. Bu kamera gördüğünüz gibi Android'in standart kamera arayüzüyle kontrol ediliyor. Video kaydı gördüğünüz gibi 1080p'ye çıkarılabiliyor. Aynı zamanda yine fotoğraf bölümüne baktığımızda da tabletle 5 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekilebiliyor. Bu da Vodafone SmartTap 3'ün gereken durumlarda video veya fotoğraf kaydı işlevi görebileceğini gösteriyor. Bunun dışında çeşitli uygulamaların yüklü geldiğini söylemiştik. Hemen ana ekrana geri dönelim. Başlangıç sayfamıza geri dönelim. Eğlence paneli var. Eğlence klasörü içerisinde gördüğünüz gibi ön yüklü olan My Bilet ve Otel Sonundaki uygulamalar var. Haber bölümü epey bir zengin. Burada çeşitli gazeteleri görüyoruz. Aynı zamanda haber sitelerinin uygulamalarının da yer aldığını görüyoruz. Kitap ve müzik adı verilen bir uygulama ve Turing sözlük var. Ve yine Karnaval radyo uygulaması, Napster uygulaması da multimedya uygulamalar olarak dikkat çekiyor. Yine Vodafone klasörü altında da Vodafone'un uygulamalarını görürüz. Mesela Vodafone Mobile TV var. Vodafone Mobile TV uygulamasıyla 3G bağlantısı üzerindeyken, Wi-Fi ile bağlı değilken televizyon izleme olanağına sahipsiniz. Yine Vodafone Extra adlı bir bölüm var. Aslında bu bir kısa yol diye vodafoneextra.com sayfasına açılıyor. Bu Vodafone Extra sayfası içerisinde de gördüğünüz gibi Vodafone'un tavsiye ettiği çeşitli uygulamalar, oyunlar yer alıyor. Bunlardan da dilediğinizi bağlantıyı takip edip indirebilirsiniz. Bunun dışında gördüğünüz gibi uygulama menüsünde de ön yüklü gelen uygulamaların hepsini bulabiliyorsunuz. Saydığımız uygulamalar. Bunun yanı sıra yine Google Play'den indireceğiniz uygulamaları da buradan ulaşmanız mümkün oluyor. Vodafone SmartTap 3 bir tabletten film izlemek, internet